Herkese merhaba. Bugün swap ayarı şimdi araçlarda nasıl yapılır? Onu göstereceğim. İlk önce kübitör kapağımızı söküyoruz. Şimdi bütün egzantrik kapağın cıvatalarını aldıktan sonra bu egzantrik kapağımızı kaldırıyoruz. Kontör kapağı da deniyor. Nazikçe kaldırdıktan sonra kapağı düzgün bir yere koyalım. Buna pislik ya da toz gelmesin. Burada yapmamız gereken birkaç şey var. İlk önce şu kapağı da sökeceğim. Çünkü ölçümleri aldıktan sonra çimleri almak için egzantrikleri tutan şu kepleri alacağım. Bu kepleri alırken de şey yapacağım. Şurayı kilitleyeceğim. Sentek açmasın diye. Şimdi şu kapağı alalım. Şimdi kapağı aldıktan sonra ilk önce bir bu valve şimlerinin clearance'ını yani arasındaki o boşluğu ölçeceğiz. Bunun için şu valve egzantrik pomlarının yani şu çıkıntıların üste bakması gerekiyor. Bunun için de crank'ı çevireceğiz. Crank'ı çevirebilmek için 21 lokma taktım. Bu şekilde. Şimdi böyle bir kağıt hazırladım. Buraya emme tarafının, buraya egzoz tarafının işte clearance'larını yazacağım. Bunu sentirle ölçeceğim. Burada bana gerekli olan nokta 28 milimetre ile nokta 23 milimetre arasında olması gerektiğini söylüyor tolerans. Yani ayarımı 0-20 civarında, 21 civarında ideal bir ayar yakalayacağım. Şimdi ölçelim. Dün normalde ölçmüştüm. Şimlerin toleranslarını. Fakat akşam aklıma geldi. Daha önceden burayı ben toplamadım ve toplanmıştı daha öncesinde. Fabrika çıkışı değildi. Bence düzgün tork değerleriyle sıkılmamıştı. Çünkü şuradaki kepteki aşınma da beni çok tedirgin etti. O yüzden şimdi tekrar kepleri sıkacağım. Düzgün tork değerinde 14 Nm önerdi ve 2-3 seferde bitirmeni öneriyor. Ona göre tekrar bir deneyeceğim. Buradaki tork sekansı da genelde şöyle kare oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde. Sonra bir de emme tarafına geçeceğim. Ondan sonra tekrar ölçeceğim. Bakalım gerçekten tork değeri çok fazla fark yaratacak mı? Dün şimleri de ölçtüm. En azından şimlerin ölçüsü var şu an elimizde. Hani sürekli bir daha iş yapıyormuş gibi olmayacağız. Şimdi 14 Nm'ye ayarlayacağım. Ve bir sıkacağım. Şu anda 10. 14. Bunu 2-3 seferde tekrarlamamızı istiyor çünkü anca basıyor şimler. Şimdi tekrar aynı yönergeyi 2-3 kere daha tekrarlayacağım. Boşluklarını almış olacağız. Şimdi egzantriği hareket ettirerek
Şuradaki şimlerin şimdi egzantriği hareket ettirerek egzantriğin şu loblarının tam şime 180 derece olacak şekilde kalması lazım. Ve böylelikle ölçmüş olacağız. En arkadan başlayalım. Şu anda sanırsam biraz daha yaparsam doğru olmuş olacak. Şimdi egzoz için çok fazla şey kullanmayacağız, sentil kullanmayacağız. O yüzden işimize yarayacak asılları alacağım ve onlarla bakacağım. 35 girmiyor. 30 tam olarak tatlı sıkı. Buraya boş. Buraya da 35 böyle bir tatlı sıkı sıkı gibi giriyor. Şimdi aynı işlemi şurası için yapacağız. Artık kepleri ayırdıktan sonra artık kepleri ayırdıktan sonra arada böyle bir boşluğumuz oluşacak. Şimdi bu şimi almak için yine zip tie yardımıyla riske atmamak için altına girmeye çalışıyorum şöyle. Galiba biraz daha kalın bir zip tie olsa çift kelepçe daha rahat olacak. Ama bu da işimizi görecek sanırsam. Girdikten sonra artık şimimiz boşa düşmüş oluyor. Bu şimi artık böyle mıknatıs yardımıyla yerinden çıkardıktan sonra tık diye çekiyoruz ve alıyoruz. Şimdi bu bizim emme tarafımızın üçüncü şimi. Bunu temizledikten sonra mikrometre ile ölçüm yapıyoruz. Bakın şimdi. Malzemeyi ölçümleyeceğim. Ölçerken buradan da tutup çevirebiliyorum. Böyle yaparsam sıkmış oluyorum. İyice sıkabiliyorum bunu. Fakat bu hem mikrometremin kalibrasyonunu bozuyor, hem de buradaki ölçüm değerimi yanlışlamış oluyorum. Burada en böyle cırcırla çevirip tık diye attığında bırakmamız gerekiyor. Artık tutuyor. Şimdi buradaki değeri okuyacağız. 1, 2, 3. 3'e 20, 21, 22. 3, 22. Hemen giriyorum. 3,22 milimetre. Şimdi şu şekilde bütün şimleri söktüm. Normalde sadece hatalı olan şimleri söküp yerlerini değişmek ya da gerekli şim hangisi ise ondan almak çözüm oluyor. Fakat ben Suva plastiklerini de diğer videoda değişeceğim bundan sonraki videoda. O yüzden hepsini almışken hepsini tek tek çıkardım, tek tek ölçtüm. Sonra bu ölçümleri telefonuma yazdım. Bunlar şeyler, boşluklar. Bunlar da ölçtüğüm şimlerin milimetre cinsinden. Hepsini tek tek sıraladım kaybolmasın diye yerlere. Ya da karıştırmayayım diye. Bu şekilde. Sonra burada hatalı olanları bulacağım. Bunu tabii ki kendi aracınızın servis manuelinde yazar. Hangisi işte egzoz tarafı kaç olacak mesela atıyorum. Mesela Mazda demiş ki egzoz tarafın intake tarafındaki clearance 18 ile 0,23 arasında olacak. Yani 0,20 deyip geçmemek lazım. Çünkü mesela şu aradaki tolerans tutuyor bazılarında. Ama bende çoğu yanlış. Egzoz tarafında ise 0,28 ile 0,34 demiş.
Yani nokta 31 civarı bir şey yapıyor. 6 3 eklersek evet 31 civarı bir şey bunun şeyi. Fakat toleranslar arasında burada da hatalı olan bayağı bir var. Hatta hepsi hatalı. Hepsi çok fazla boş. Yani sıkı değiller. Çok açılmış araları. Şimdi bunların da boşlarını aldım biraz. Boşlarını alırken de tok sekansında ilerlemek istedim. Çünkü yüzey şöyleyken yani ortadan bastırırsak şu kanatları katlayabiliriz. Fakat şunu yaparsak malzeme esneyemez. Şöyle kalır. Şimdi tekrar aynı sekansta kontrolümüzü yapalım yine.